1940'larda Rıfat Ilgaz Sınıf adlı şiir kitabını çıkarmış. Orada sınıf kelimesi olduğu için de aranıyor. Çünkü sınıf kelimesi tehlikelidir. Bir sınıfın sosyal bir sınıfa diye başlarsın gidersin. Bu arada Rıfat Ilgaz tabi şeye girmiş, yani öğretmen ama açığa alıyorlar. Mürettip, yani dizgici şey gibi, bir de dizgici mürettip dediğiniz şey. Ama şimdi dergi dizerler, kitap dizerler alınmasınlar ama o zaman bu çok zor. Yani yerin altındaydı. Kinko zehirdi çünkü onunla girildi. Sürekli yoğur derlerdi. Yani Deniz'i bilgisayarda yaptı, damla aldı. Şimdi dedi ki bana, bak yenge dedi, benim dedi, varlık dergisini biz diziyoruz. Arkadaşım demiş buna, yazar göndermiş şairleri, Rıfat Ilgaz diye, şairleri sayıyor. Rıfat Ilgaz'ı çizmiş şekerle, kırmızı kalem. Bunu dedi, yazabilir miyorlar dedi, biz varlıkta bunda yayın verirken, yıllar sonra Varlık dergisinde işte Vedat Günyol'dan başlayaraktan bütün sol şairler, yazarlar emeğe saygı bölümüyle gündeme getirir. Şimdi Rıfat Ilgaz'da tabii çok anım var. Böyle birdenbire üşüşüyor. Tabii en tatsızı bizim Sivas'taki Sivas Kırım'ından kurtulup İstanbul'a geldiğimiz günün haftasında ölmesi. Birkaç gün sonra. Birkaç gün sonra ölmesi. Bir başka insancıyla ilgili anında size söyleyeyim. Şimdi Tekirdağ yanlarında konferanslar verirken ben 40'lar önünde Rıfat Ilgaz'ın imza günü olduğunu öğrendim. Kalktık oraya gittik. Böyle bir huyumuz vardı. Giderdik biz. Gittik. Gerçekten çok büyük bir kuyruk vardı Rıfat Ilgaz'da. Şengiz dedi, akşama neredesin dedi. Dedim, gideceğim, yok gitme, kal dedi, içki içelim, içelim biraz. Tamam, içelim dedik tabii. Bir masa hazırlamışlar, kahve, dönüp dolaşıyor. Belki 50 kişi var, bana kadar. Oturduk karşı karşıya. Dedi ki, ben dedi, sana bir şey söyleyeceğim. Söyledim. Şimdi ben dedi, öğrendim dedi, benim kızlar, sen dedi, dergi çıkarıyorum şimdi. Buna sevindim dedi. Şimdi senden benim vasiyetim şurdu. Sen Cihanoğlu çakallarını bilirsin. Bilirim dedi. O kızı çakallara yedirme dedi. Yedirmek. Şimdi bak bu çakallardan bir tanesini anlatayım size. Bu çakal. Bir çakal. Bana şiir kitabı, basından sonra şiir kitabını veriyor. Diyor ki abi bunu değerlendir diyor bana. Dün söyledik ben. Benim Taşan'a diyor ki, o şiirler anlamaz diyor. Çakal, tamam. Böyle çakallar da vardı. Evet. Buyurun. Aynı kişinin bağlantılı olduğu için, aynı kişiyi bir şair buraya konuk olarak getirdi. Bu defa insancılığı biz çıkarırken onun olumlu bir etkisi olduğunu söylüyor. Ben söyledim bunu. Aynen, ben büyüdüm. Biz utandığımız için söyleyemiyoruz. Çakallara inanıp giden, çakallara inanıp giden insanlardan çoğunun edebiyat piyasasına silmesi, Sinan Kutlu mesela, yok orada. Bir sürü insan, Süleyman, yok hepsi silinip gittiler, çakalları buydular, gittiler. Evet, daha şey olursa, zamanı kalırsa, Rıfat abiden size söylemek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir insandı, çok tatlı bir insandı, çok büyük kavgalar vermiş insanlar bunlar. Sonra o dönemdeki yazarlardan, yani 1940'da, 18-20 yaşında olan insanlar da verem hastalığı var. Çok yaygındır. Verem'de şöyle diyelim, vereme yakalandın mı kurtulmak yoktu. Bu 40 yıl, 50 yıl sürerdi. Hatta Mehmet Ufak da veremdi, onun da ciğerlik hava söner, hava verirlerdi. Arada bir giderler, ciğere hava basılırdı, böyle şeyler vardı. Rıfat Ilgaz da, yani Rıfat Ilgaz, o dönemin yani 1940 kuşağı denen, o dönem 18-20 yaşında ürün verenlerin yaşamları her zaman için çok zor olmuştur. Mesela Dinamo kesinlikle çok büyük ışık altında uyuyabiliyor ancak. Yani şöyle söyleyeyim size, bunlar da çok büyük, şimdi konuşuyor, iş ayağa düştü. Milli emniyet korkusu vardı bu insanlarda. Şimdi bir de işte
sürgün yeri aslında. Yani insanlar sürülüyorlar. Yani İstanbul'dan Kastamonu'ya sürüyorlar. Orada ne yapacaksın? Onu, o sürülürken de peşinde sivil polis vardı. Şimdi polis şimdi izliyor şairi. Fadılgan olabilir, bazen de biri olabilir. Önemli değil işte şey. Dönü sabahleyin kalktı. Şey yaptı. Evden çıktı. Kuzeye doğru baktı. Derin derin cigarasından sordu. Bir gün kuzeyden gelecek olan Kızıl Ordu'yu bekleyerekten gülümsedi. Bu valiye götürüyor. Vali raporu yıkmış. Bu adam ileride vali İçişleri Bakanı müsteşar olunca dosyayı kırık. Bu ne? Vali de ihbar etmiş. Komünist. Yani böyle bir dönem yaşandı Türkiye'de. Şimdi her gün Milli Emniyet'ten bahsediyor. Kimseye korktuğu yok yani. Bir dakika artık iş. Hayal düştü herhalde bu Milli Emniyet meselesi. Evet. Şimdi ben Rıfat'la sosyalist, gerçekçi bir şair. Bunun gibi çok kınandı. Şimdi ben size mahallemizle ilgili bir şiir okuyayım ama bu şiiri genç insanlar belki bilmeyebilirler anlamını. Şimdi çünkü kart var, kartla gidip şimdi alışveriş yapıyoruz ya. Evet. O zaman kart yoktu. Ne yapardık? Bakkallan borç yazdım. Dilerse rakı alırdık, yazarım. Tamam. İşte, peynir alırsın, yazar onları. Ay sonunda ama biraz fazla yazarlardı. Yani, bankanın faizi gibi fazla evet. Yazarlardı. Şimdi, bu da öyle bir şey. Bu mahalle. Böyle bir mahalle orada, şimdi bak ne diyor. Mahallemiz, korkusuz gezebilsem sokaklarını, bu mahalle hoşuma gitmeyecek değil. Bakkal köşe başındadır, iki aydır kalem sürülmedi. Öğretmen Rıfat Bey'in hesabına, toplam çizgisi çekildiği halde borcu silinemedi. Ona geçemezsin. Ben okurken, benim başıma giden yaşadıklarım aklıma geliyor da işte gaz alıyordum ben borca. Sonu ödememek için gitmezdim ama mevsim başına gittim sonunda derdi şu kadar verdim. Kadar gitmezdi. Yağlar ortalıktan çekildi. Kasaba fazlaca yüklendik. 5 kilo kuyruk oldu şimdiden. Elin eğimlisinin ağzına nasıl kapatırsın ay başında? Hoşça kal gündüzleri Ordu Caddesi. Benim iyi yürekli tutuncum. Tiryakindir bilirsin. Tiryakindir bilirsin. Gün olur aç. Gün olur 3 pakette. Sigara demem. Efkardan diyeceksin haklısın. Defterin bir kenarına yazdığın 2 köylü cigarasını değişmem seni. Şurada ne kaldı aydaşına? Dost ortağım Reşatçıyım. Bize ekmek kalmadı Laleli'de. Senin de kendine göğe ellerini sallayarak geçemediğin tehlikeli sokakların var. Hani düşecek yollara Beyazıt'tan sanıyorum geçemeyiz Aksaray'a sağ selamet. Evet, gerçekten böyle. Geçemeyiz. Teşekkür ederim.